Merhaba. Şey, ben Hayriyelere bakmıştım da geldiler mi acaba? Yoldalar. Yok, ben burada beklerim onları. Sağ ol. Ay. Ay, yağmur da bir çok fena oldu. Hava da soğuk. Ben o zaman arayayım bir Hayriye'yi, sorayım. Tamam. Ahmetoş. Alo Medine kardeşim, nasılsın? Bir şey mi oldu yine? Hayriye, ben geldim de kapıda sizi bekliyorum. Biz de seçilmiş ailemizle geliyoruz, yoldayız. Tamam, tam neredesiniz? Biz neredeyiz tam olarak abi? Un kapanı. Un kapanındaymışız Medine. Ben buraları bilmiyorum, orası tam neresi? Medine, madem bilmiyorsun niye soruyorsun kardeşim ya? Yani bir şey oldu sandım. Yok yok. Hayriye, şey soracaktım sana. Siz o şeyleri ne yaptınız? Kardeşim, ben seni anlıyorum ama ben şifreli konuşsam da sen beni anlayamayacaksın. Yani vazgeç bence, çok iyi değilsin bu alengirli işlerde. O yüzden biz gelince konuşuruz şeyleri, ne yaptığımızı. Hadi kolay gelsin. Biz böyle kurbanlık koyun gibi gidiyoruz da o şeyleri nasıl şey yapacağız? Başımızda bu zebaniler varken nasıl gidip alacağız? Nasıl alacağız? İnşallah sular kesin ölmüştür tuvalette. Yani çoğu şehirde su problemi. Su. Su yok, su yok. Valla dilim damağım kurudu. Geldik mi? Geldik. Hayriye. Hayriye, geldiniz mi? Yok, Medine hala yoldayız. Hayriye, ne yaptın siz o şeyleri? Daha bir şey yapamadık. Yani ilk gün aslında gidip alacaktı ama sen telefon edince her yerde arabalar var diye böyle kaldı yani. Yani... Geliyor. Ne oluyor bacılar? Tavuklar gibi sokulmuşsunuz birbirinize. Dedikodu mu var? Yo, ne dedikodusu? Dedikodu kim, biz kim? Hani okulda vardı ya, öğrenciler böyle kendi aralarında konuşur, gülüşür falan. Sonra öğretmen görünce de bana da anlatın. Ben de bileyim nedir bu kadar önemli olan derdi yani, hatırlıyor musunuz? Evet. Hep hakikaten öyledir ki. Öğretmen sorunca da böyle hep şey olursun o anda. Sonra sınıftan çıkmaz. Öğretmen gibi kalır ortada. İşte ben de girdiğim anda siz muhabbeti çat diye kestiniz ya, ben de öyle hissettim. O öğretmen gibi hissettim. O yüzden hiç uzatmadan bana da anlatın. Nedir bu mevzu? Hangi mevzu? Mevzu biz dağıldık. Biz paramparça olduk yani ekipçe. Patronluk mütevessinden yani kim patron olacak? Çok başlılık çok hoş bir şey değil diye yani. İşte dedik acaba hani hangimiz patron olalım? Kura mı çekelim? Tombala mı? Yazı mı tura? Onlardan... bu arada yani lafı konusu açılmışken patron benim değil mi? Hani imzaladık ya. Ha. Yani içlerinde en dişli, atik, samimi görünen sen olduğun için şirketi senin üstüne yaptık Hayriye. Ama en ufak bir hata da basit evrak işleri bunlar değil mi? Aranızdan başka biri de patron olabilir. Ha? Tamam mı? Çözüldü mü mevzunuz? Hadi sınıfa çocuklar. Hadi. Yavuz Bey,
kendim diye demiyorum. Benden çok iyi patron olur. Siz de dediniz ya Atik yani. Hem Atik'im hem iyi patron olurum yani. Her konuda iyiyim. Yani öyle bir patron olurum ki bazıları gibi öyle emek sömürmem, çalışanıma kötü davranmam. Bugün canım cicim yapıp sonra köpek yerine koymam yani. Burada köpek pisliğinden, kuş pisliğinden de hiç haz etmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.